Aslında bu sorunun bir benzerini daha önceki testlerin birinde daha çözmüştük. Elimizde bir aritmetik dizi olduğunu düşünelim. AN aritmetik dizisi olsun. Mesela biz burada A1'i, A2'yi, A3'ü, A4'ü A5'i, A6'yı, A7'yi, A8'i yazmış olalım. Ee, burada ortak fark R gelsin. Bu durumda A1'den A2'ye geçerken A1'e R ekleriz. A2'yi buluruz. A2'den A3'e geçerken bir R daha ekleriz bu şekilde ilerleriz. Eğer biz burada hani terimlerimizin sıra numaraları arasında da e belli bir farkı tutturursak o da bize yine bir aritmetik dizi verecektir. Ne demek istiyorum? Mesela buradan A1'i aldığımızı düşünelim. 1'in üzerine 3 koyalım ve A4'e geçelim. 4'ün üzerine 3 koyup A7'ye geçelim. 7'nin üzerine 3 koyup A10'a geçtiğimizi düşünelim. Burada normalde A1 ile A2 arasındaki fark r idi. Yani AN ortak farkı r olan bir aritmetik diziydi. Burada A1 ile A4 arasındaki fark 4 1'den 3 geleceği için benim bu A1'i alıp A4'ü alıp A7'yi alıp A10'u alıp bu şekilde oluşturduğum dizi de ortak farkı bu sefer 3R olan bir aritmetik dizi olarak gelecektir. Yani buradaki terimlerimle yeni bir dizi oluşturuyorum. Mesela bunu B1 gibi düşünelim. Şunu B2 gibi düşünelim. Bunu B3 gibi düşünelim. Bunu B4 gibi düşünelim. İşte bu BN de ortak farkı 3R olan yeni bir aritmetik dizi olarak gelecektir. Ama hep aynı şekilde ilerlediğimde bu mantığı burada da kullanabiliriz. Mesela burada bakın biz A1'den A7'ye geçmişiz. 1'den 7'ye burada 6 fark var. A7'den A16'ya geçerken de 9 farkın geldiğini görüyoruz. Mesela şöyle düşünebiliriz. Hani burada 6 tane terim var. Burada 9 tane terim var. Aslında buradaki ortak farkı R gibi düşünürsek burada 6 R'lik ortak fark. Burada da 9 R'lik bir ortak fark geliyor. 6'yı ve 9'u aynı anda bölecek 3 değerine odaklanırsak burada aslında 3 R'ler üzerinden bir yorum yapabiliriz. Aynı benim bu verdiğim örnekte olduğu gibi A A1 A4 A7 A10 işte A13 A16 diye ilerlediğimizde aslında ortak farkı 3R olan yeni bir aritmetik dizi elde etmiş oluruz. E buna da mesela CN aritmetik dizisi desek şunun C1 geldiğini bunun C2 bunun C3 bunun C4 bunun C5 bunun C6 geleceğini söyleyebiliriz. Peki B'de bunları neyle eşleştirmişiz? Mesela A1'i B2 ile eşleştirmişiz. Bunu B2 olarak aldık. A7'yi de B6 olarak almışız. Burası da B6 olarak gelecek. İşte 2 ile 6'nın tam ortasında 4 var. Demek ki buraya da B4'ün geleceğini söyleyebiliriz. Demek ki burada da B2 ile B4 arasında 3 R'lik fark. b 4te B6 arasında 3 R'lik fark. Devam ettiğimizde üst taraf 3, 3, alt taraf 2, 2 ilerlediğinden A10'un karşılığına da B kaçın geleceğini söyleyebiliriz. 8'in geleceğini söyleyebiliriz. A10 13'ün karşılığına burası 2 2 ilerlediği için B10. A16'nın karşılığında da B12 gelecektir. Yani burada şu 3 R'lik farklar bizi hem üstte hem alt tarafta aslında aynı şekilde ilerletmiştir. A16 da burada B12'ye eşit olarak gelir. Yani şuradaki K değerimizin 12 olması gerekir. Doğru cevabımız burada E şıkkıdır arkadaşlar. Tabi temel mantıkta şunu da yakaladığımızı görüyoruz. İkisi de aritmetik dizi olduğu için mesela 1'den 7'ye burada 6 ilerlerken 2'den 6'ya burada 4 ilerlemişiz. Hani 6 bölü 4 gibi düşünürsek sadeleştirirsek bir tarafta 3 ilerlerken diğer tarafta 2 ilerleyeceğimizi anlamış oluruz. O zaman 7'den 16'ya 9 ilerledik. 3'ün 3 katı kadar ilerlemiş olduk. Bu tarafta da 2'nin 3 katı kadar ilerleriz. Bu da 2 kere 3'ten bize 6'yı verir. 6 artı 6 da K değerini yine bize 12 olarak verecektir. Doğru cevabımız burada E şıkkı gelmiştir. Arkadaşlar Hani belki bu kadar uzatmaya gerek yoktu ama temel mantığı anlayalım daha rahat yorumlarız diye bu şekilde anlatmak istedim ee, K de burada 12 olarak bulunmuş oldu. Öncelikle şöyle 3'ü bir yazalım. En sağda 243'ümüzü yazalım. Tabii 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerini kullanacağımızı burada rahatlıkla görebiliriz. Bunların arasına hepsi bir geometrik dizi oluşturacak şekilde 3 tane pozitif tam sayı eklemek istiyoruz. 3'ten sonra ekleyeceğimiz ilk sayı 3 çarpı R'ye gelsin. Yani elde edeceğimiz geometrik dizinin ortak çarpanı R olarak belirlensin. Bir sonraki 3 çarpı R'nin tekrar R ile çarpılmış hali yani 3 çarpı R kare gelecektir. Bir bir sonraki de 3 çarpı R'nin küpü gelir. E bunların 5'i geometrik dizi oluşturacaksa 3 çarpı R'nin küpünden sonra da 3 çarpı R'nin 4. kuvveti gelmelidir. Tekrar R ile çarptığımızda bunu elde etmiş oluruz. O zaman 3 çarpı R'nin 4. kuvveti 243'e yani 3'ün 5. kuvvetine eşittir. 3'ün 5. kuvvetini 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 olarak yazdığımızda şu üçler birbirini götürür. Bu durumda R üzeri 4 eşittir 3 üzeri 4 gelir. R üzeri 4 3 üzeri 4'e eşitse R'miz 3 de olabilir. R'miz eksi 3 de olabilir. Ama tabi biz burada 3 ile 243'ün arasında pozitif değerleri kullanarak bir geometrik dizi elde ediyoruz. Zaten üst tarafta sayılarımızın pozitif tam sayı olduğu söylenmiş. <laughs> o zaman R'yi eksi 3 değil kaç almamız gerekir? 3 almamız gerekir. R'yi 3 aldığımızda 3 kere 3'ten burası 9, burası 27, burası da 81 olarak gelecektir. Bunların toplamı sorulmuş 81, 9 daha 90 yapar. 27 daha bize 107'yi pardon 117'yi verir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Hemen terimlerimizi bulmaya çalışalım. Burada A9'u görüyorum. 9 sayısı bir tek sayı olduğu için alt taraftaki ifademizi kullanacağız. Ve 3 üzeri 9 eksi 1 demiş olacağız. Parantezde yazalım karışmasın. Eksi dedik. A7'ye baktığımızda 7 de tek sayı olduğu için alt tarafı kullanırız. Bu da bize 3 üzeri 7 eksi 1'i verecektir. Bölü dedik. E, payda kısmına iniyoruz. A8. 8'imiz çift sayı. Üstteki 3 üzeri n artı 1'i kullanacağız. Bu 3 üzeri 8 artı 1'i bize verecektir. Eksi 9 çarpı diyorum. Parantez açıyorum. 6 çift sayı olduğu için yine üsttekini kullanmamız gerekecek. Bu da bize 3 üzeri 6 artı 1'i vermiş olacaktır arkadaşlar. Şuradaki 9'u 3'ün karesi gibi düşünüp şöyle parantezin içine dağıtmış olalım. Tabi pay kısmını da düzenleyelim. 3 üzeri 9 eksi 1 gelir. Eksi dağıttığımızda eksi 3 üzeri 7 artı 1'e ulaşırız. Alt tarafta 3 üzeri 8 artı 1 var. 3'ün karesini dağıttığımızda şuradaki eksiyi de unutmazsak. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 6'dan 3 üzeri 8'i elde ederiz. Yanına da doğrudan 3'ün karesi gelecektir arkadaşlar. Üst tarafta birler birbirini götürür. Elimizde 3 üzeri 9 eksi 3 üzeri 7 kalır. Ben 3 üzeri 9'u 3 üzeri 7 çarpı 3'ün karesi gibi düşünüp 3'ün 7, 7. kuvveti parantezine alırsam buradan 3'ün karesi gelecektir. Bu bana 9'u verir. Şurada da 3 üzeri 7'nin yanında bir 1 çarpanı olduğu için eksi 1'in geleceğini söyleyebiliriz. Alt tarafa indiğimizde 3 üzeri 8'ler birbirini götürür. Buradan 1 buradan da eksi 9 gelir. 1 eksi 9 bize eksi 8'i verecektir. Üst tarafta 9 eksi 1 var. Bu artı 8 yapar. Artı 8'de 8 ile eksi 8 oranlayınca elimizde eksi 1 kalır. 3 üzeri 7'yi eksi 1 ile çarptığımızda da eksi 3 üzeri 7'yi elde etmiş oluruz. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. A1'den başlayıp dikkatlice A5'e ulaşmaya çalışalım. Bunun için şu üst taraftaki eşitlikte öncelikle n yerine 2 yazmamız gerekir. n yerine 2 yazınca A2 eşittir. 6-2 4. 4 bölü 2'den 2 gelir. Çarpı 2-1 1 verdiği için buraya da A1 yazmış oluruz. Bu bu şekilde beklesin. Şimdi n yerine 3 yazacağım. n yerine 3 yazdığımda A3 eşittir. 6-3 3 yapar. 3 bölü 3'den 1 gelir. 3-1 eksi bize 2 vereceği için buraya da A2'nin gelmesi gerekir. Devam ediyorum en yerine 4 yazdığımda a4 eşittir 6-4 2 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelmiş olur çarpı buraya da a3'ün geleceğini söyleyebiliriz son olarak en yerine 5 yazdığımızda a5 eşittir 1 bölü 5 çarpı a4'ü ne yapmış oluruz elde etmiş oluruz taraf tarafa çarptığımızda a2 çarpı a3 çarpı a4 çarpı a5 eşittir 2 çarpı 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 5 çarpı diyeceğiz. Bir kere bu 2 çarpı 1 çarpı 1 bölü 2 bize 1'i verir. 1 ile 1 bölü 5'i çarpınca da 1 bölü 5 gelir. Çarpı diğerleri yani A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4'ün geleceğini söyleyebiliriz. Burada A2'ler A3'ler A4'ler birbirini götürür. A1'in zaten 15 olduğunu biliyoruz. Buraya da 15 yazdığımızda 15 kere 1 bölü 5 bize 3'ü verir. Yani aradığımız A5 değeri 3'e eşit olarak bulunmuştur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Bir dörtgende iç açıların toplamının 360 dereceyi bize vereceğini biliyoruz. Dereceyi bir kenara koyarak hareket edelim. Sürekli derece demeyelim. 360'a ulaşmaya çalışalım. Burada 4 tane iç açı bir aritmetik dizinin ardışık 4 terimi olarak geliyormuş. Birincisine A1, ikincisine A2, üçüncüsüne A3, dördüncüye de A4 demiş olalım. Aritmetik dizide bir baştan bir sondan aldığımızda toplamlar birbirine eşit geliyordu. Yani burada A1 ile A4'ün toplamı şu kalan ikilinin yani A2 ile A3'ün toplamına eşit gelecektir. Zaten buradaki tüm açıların toplamı bir dörtgenin iç açıları olan 360'ı bize vermelidir. O zaman A1 artı A4 de 180 olmalı. A2 artı A3 de 180 olmalıdır ki hepsinin toplamı bize 360'a götür. E zaten A1'in kaç olduğunu biliyoruz biz burada. 24 olduğunu biliyoruz. O zaman 180 eksi 24'ten en büyük değerimiz burada 156 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın B şıkkı 156 gelmesi gerekir. Hem aritmetik hem geometrik dizi dediğinde sabit dizi anlamamız gerektiğini biliyoruz. Demek ki burada sabit bir diziye sahibiz. Yani A ile B'nin toplamı aslında 2 çarpı A çarpı B'ye. O da aslında A çarpı B'nin karesine eşit olarak gelecektir. A'nın ve B'nin sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Şuradaki eşitlikten faydalanabiliriz diye düşünüyorum. A çarpı B kareyi sol tarafa gönderdiğimizde 2 çarpı A çarpı B eksi A çarpı B kare eşittir 0 gelir. Ben burayı A çarpı B parantezine aldığımda 2 eksi B gelir. Bu da sıfır eşit olmalıdır. Şimdi burayı sıfır yapan değerler A olabilir, B olabilir. Yani bunlar sıfır olabilir ama bunların sıfırdan farklı olduğu söylenmiş. Demek ki bizim sıfır 2 eksi B'den elde etmemiz gerekir. 2 eksi B sıfır eşitse B değerimiz burada 2 olarak gelecektir. B'ye 2 yazdığımda benim terimlerim A artı 2 olur. Bunun dışında 2 çarpı A çarpı 2'den 4A olur. Yine burada da 4A gelecektir. Bu sefer de 4A eşittir A artı 2'den. 3A'mız 2, A'mız da 2 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Aslında dikkatlice baktığımızda burada Fibonacci dizisinin kuralının bize verildiğini görüyoruz. Bir terim kendinden önceki iki terimin toplamını veriyordu. Ee, i̇şte AN ile AN artı 1, a AN artı 2 bize veriyor. Biz bunları yazdığımızda hani A1'den başladık diyelim. Buraya AN'i yazdık, buraya AN artı bir yazdık. Buraya da AN artı 2 yazdığımızda AN artı 2'nin kendinden önceki iki terim AN ve AN artı 1 gelir. Bunların toplamı AN artı 2 veriyorsa aslında bu bizi Fibonacci ona açıya ne olacaktır? Götürmüş olacaktır. Burada A7'nin kaç olduğunu biliyoruz. 4 olduğunu biliyoruz. A5 ile A8'in toplamını bulmaya çalışacağız. Şimdi e, mesela şöyle A5 diyelim. Buraya A6 diyelim. Buraya A7. Buraya da A8 demiş olalım. A7'nin 4 geldiğini biliyoruz. O zaman biz burada aslında A5 ile A6'nın toplamının kaç olacağını söyleyebiliriz. 4 olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda A6 ile 4'ün toplamı da bizi neye götürmüş olacaktır? A8'e götürmüş olacaktır arkadaşlar. Buradan A5 ile A8'in toplamını yakalamaya çalışalım. Şimdi A5 artı A6 eşittir 4 gelir. Ben A8'i bu tarafa yazarsam A8 eşittir A6 artı 4'ü elde etmiş oluruz. Bunları taraf tarafa topladığımızda A5 artı A8 artı A6 eşittir. A6 artı 4 buradan 4 buradan 8'i buraya yazmamız gerekir. Burada A6'lar birbirini götürünce de A5 artı A8'in 8'e eşit olduğunu yani doğru cevabımızın B şıkkı geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aritmetik dizimizdeki ortak farkımızı R olarak aldığımızı düşünelim. 11 ile 5 arasında 6 fark olduğu için A11 eksi A5 bize doğrudan 6 tane ortak farkı yani 6 r verecektir. Buradan 6R2 olarak gelmiştir. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde de R'miz 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 olarak belirlenmiş olur. Ee, üst taraftaki eşitliğe baktığımızda A10 ile A7'nin toplamı bize verilmiş Burada A1'e ulaşmaya çalışıyoruz. Hem A10'u hem A7'i A1 cinsinden yazabiliriz diye düşünüyorum. Ee, A10'u 10 ile 1 arasında 9 fark olduğu için A1 artı 9R olarak. A7'i de 7 ile 1 arasında 6 fark olduğu için A1 artı 6R olarak yazabiliriz. Bu toplam bize 6'yı vermeli. A1 buradan A1 buradan 2 tane A1'e ulaştık. 9R buradan 6R buradan 15R'yi de yakaladık. R1 bölü 3 ise 15R'miz 15 kere 1 bölü 3'ten 5 olarak gelecektir. O zaman 2A1 artı 5'in 6'ya eşit olması gerekir. Buradan 2A1'imiz 6 eksi 5'ten 1. A1'imiz de 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. S15 bize A1 artı A2 artı nokta nokta A14 artı A15'i verecektir. Bundan S10'u çıkartacağız. S10'un da A1 artı A2 artı nokta nokta A10'a kadar olan toplam geldiğini söyleyebiliriz. Eksiyi buraya dağıttığımızı düşünürsek burası bize eksi A1 eksi A2 eksi nokta 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 eksi A10'u vermiş olur. İşte buranın 185 geldiğini görüyoruz. Bakın A1'ler birbirini A2 A2'ler birbirini, A3'ler birbirini nokta nokta A onlar birbirini götürür. Şu kısımda aslında A ondan sonraki terimler yani A11 artı A12 artı A13 artı A14 artı A15 kalacaktır. Biz bunun 185 olduğunu biliyoruz. Ee, bir aritmetik dizinin ardışık 5 terimi bize verilmiş. Bunların toplamı nasıl bulunuyordu? Ortanca çarpı terim sayısı. Yani burası aslında 5 çarpı A13'e eşittir. Bu da 185 gelmiştir. Her tarafı 5'e böldüğümüzde A13 değerimiz 185. 85 bölü 5'ten 37 olarak gelir. Biz ortak farkı bulmaya çalışıyoruz. A1'de 1 olarak verilmiş. Aritmetik dizide A13'ten A1'i çıkartırsak 13 eksi 1 12 yaptığı için 12 tane ortak farkı ulaşırız. Ortak farka R dediğimizde burası 12 R yapar. A13 37'dir. A1 1'dir. 37 eksi 1 bize 36'yı verir. 36 eşittir 12 R'den R'miz 36 bölü 12 yani 3 olarak bulunur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Bir aritmetik dizide terimlerin birbirinden farklı olması için ortak farkımız olan ki burada R olarak verilmiş. R'mizin sıfırdan farklı olması gerekir. Eğer ortak fark sıfırsa zaten bu aritmetik dizi bir sabit dizi olarak gelir. Sabit dizilerimizin ortak farkı sıfır olan aritmetik diziler olduklarını biliyoruz. Aynı zamanda ortak çarpanı bir olan geometrik dizilerdir de onu da hatırlatmış olalım. Burada A1 2R olarak verilmiş. Diğerlerini bence A1 cinsinden yazmaya çalışalım. Şimdi A7'ye baktığımızda 7 ile 1 arasında 6 fark olduğu için A7'yi bulmak için A1'e biz 6R'yi 6 tane ortak farkı ekleriz. A1 2R'ydi. 2R artı 6R'den burası bizi 8R'ye götür. A3'e baktığımızda A1'e 2R eklememiz gerekir. Bu da bizi 2R artı 2R'den 4R'ye götürmüş olur. A5'e baktığımızda A1'e 5 eksi 1'den 4 tane R ekleriz. 2R artı 6R'den bu da pardon 2R artı 4R'den bu da 6R olarak gelecektir. Dikkat ederseniz buradaki sıra numaramız diyelim yani terimimizin numarasından bir fazlasının R ile çarpılmış hali bize aslında terimlerimizi ne yapmış oluyor? Vermiş oluyor. Yani biz burada AN dediğimizde n'i 1 arttıracağız. n artı 1 bunu da r ile çarpacağız ve a n'i ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. a 11 bizden isteniyor. 11'i 1 arttırdığımızda 12 gelir. Demek ki a 11'imiz de 12 çarpı r yani 12 r'ye eşittir. Bizim burada 12 r'yi bulmamız gerekir. Şuradaki eşitliği bir yazalım. a 7'miz 8 r'ydi. 8 r eşittir. a 3 çarpı a 5. Yani 4 r çarpı 6 r bu da bize 24 r kareyi verir. Her tarafı 8 ile oranladığımızda r eşittir. 3 r kare gelir. Ee, dediğimiz gibi r'miz sıfırdan farklı farklı olmalıydı. O zaman burada R'leri sadeleştirebiliriz. Burada 1 kalır. Burada da 3R kalmış olur. R sıfırdan farklı olduğu için. E, her tarafı 3'e bölerek R'yi bulabiliriz. E, R'miz buradan 1 bölü 3 gelir. Aslında her tarafı 3'e bölmemize gerek yoktu. Çünkü biz 12R'yi arıyorduk. Bizim 3R'miz 1 ise 3R'yi 12R yapmak için 4 ile çarparız. O zaman karşıyı da 4 ile çarparız. 4 kere 3R bize 12R'yi. 4 kere 1 de bize 4'ü verir. Aradığımız A11'imiz yani 12R'miz 4'tür. Doğru cevabımızın burada D şıkkı gelmesi gerekir. Bize verilen eşitlikleri kullanarak B5'i bulmaya çalışacağız. Bu durumda şuradaki en gördüğümüz yere 5 yazmamız gerekir. Buraya 5 yazınca şu üst tarafa da 5 yazarız. Yani bizden istenen aslında K eşittir 1'den 5'e kadar AK olarak gelecektir. K yerine 1 yazdığımızda A1 gelir. 2 yazarsak A2. 3 yazdığımızda A3. 4 yazdığımızda A4. 5 yazdığımızda da A5 gelecektir. Şimdi AN'e bakalım. Burada N sayısını incelememiz gerekiyor. 3 ile tam bölünüp bölünmemesine bakacağız. Mesela şuradaki A3'e baktığımızda 3 sayısı 3 ile tam bölündüğü için bizim burada sonucumuzun kaç gelmesi gerekir? 0 gelmesi gerekir. Bu bize 0'ı verecektir. A1 ve A4'te ise 1 ve 4'ün 3 ile bölümünden kalan 1'dir. 3 ile bölümünden kalan 1 olduğunda sonuç n'e eşit oluyormuş. Yani burada 1'e burada da sonuç 4'e eşit olmalıdır. A2 ve A5'e baktığımızda 2 ve 5'in 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Dolayısıyla bunlar için de şu en alta bakmamız gerekir. Bu durumda sonuç eksi n olacağından A2 bizi eksi 2'ye A5 de bizi eksi 5'e götürmüştür. Bunların hepsini toplayacağız. 1, 4 daha 5 yapar. Eksi 5 onu sıfırlar. Eksi 2 ile sıfırın toplamı da bize eksi 2'yi verir. Doğru cevabımızın A şıkkı eksi 2 olması gerekir. Öncelikle aritmetik dizideki şu özelliğimizi hatırlayalım ve A6 artı A22'de bunu bir kullanalım. Elimizde bir aritmetik dizi var. A6 ve A22'nin toplamı verilmiş. 6 artı 22, 28 yapar. Yarısı 14 yaptığı için A14, A6 ve A22'nin ortasındadır. Ve bu aritmetik dizide A6 ile A22'nin toplamı 2 tane A14'ü bize verecektir. O zaman 2 tane A14'ün burada 34 geldiğini her tarafı 2'ye bölersek A14'ün de 34 30... 4 bölü 2'den 17 geleceğini ne yapmış oluruz? Söylemiş oluruz. Bu bir kenarda beklesin. Üst tarafa bir bakalım. 2A1 eksi A2'nin kaç geldiğini görüyoruz. Eksi 1 geldiğini görüyoruz. Biz burada A7'ye ulaşmaya çalışacağız. Aslında tabii üst tarafta kullandığımız o ortanca durumunu A7 içinde kullanabiliriz. Bakın burada biz neye sahibiz? A14'e sahibiz. Hani A14'ü buraya yazsam, buraya da A7'yi yazsam, 7, 14 ve kaçın ortasındadır diye düşündüğümde aslında A0'a sahip olmamız gerekir. Çünkü 0 artı 14, 14, 14 bölü 2'den de 7 gelir. Ama dizilerde A0 diye bir şey yok. Ama biz varmış gibi düşünsek sonuçta temel mantık A1'in üzerine ortak farkı ekleyerek ilerlemek. A1'den bir tane ortak farkı çıkartırsak da A0'ı bulmuşuz gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Demek ki biz burada aslında A1 eksi R'yi yakalarsak bu bize neyi vermiş olacaktır? A0'ı vermiş olacaktır. E A0'ı bulduktan sonra A0 ile A14'ü toplayıp 2'ye böldüğümüzde de A7'ye ulaşırız. Çünkü kesinin toplamı A7'nin iki katı gelecektir. Hemen üst tarafı biraz düzenleyelim. Orada A2'miz var. İki tane A1'imiz aynen dursun. Ben burada A2'yi biraz düzenlemek istiyorum. Ortak farkı zaten burada R olarak almış olduk. A2'nin yerine ben A1 artı R yazacağım arkadaşlar. Bu bize kaçı veriyormuş? Eksi 1'i. Düzenlediğimizde 2 A1 eksi A1 eksi R bizi eksi 1'e götürmüş olur. 2 A1'den A1 çıkarsa burası bize A1 verir. Yanına da eksi R gelir. Tam da bizim istediğimiz A1 eksi R'yi A0 demiştik. O zaman A1 eksi R'miz yani A 0'mız kaç olarak gelmiştir? Eksi 1 olarak gelmiştir. Şuradaki A 0 eksi 1 geldi. A14 zaten 17. A7 bunların ortasında. O zaman ikisinin toplamı A7'nin 2 katı gelir. Eksi 1 17 daha 16 yapar. 16 eşittir 2 tane A7'den. A7'miz 16 bölü 2 yani 8 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Geometrik dizimizdeki ortak çarpanımızı R olarak aldığımızı düşünelim. A3 bize 12 olarak verilmiş. A4'ü bulmaya çalışacağız. Biz A4'ü geometrik dizide A3 çarpı R yani ortak çarpan olarak yazabileceğimizi biliyoruz. A3 12 ise burası bize 12 R'yi verecektir. Yani burada bizim bulmamız gereken değer 12 R'dir arkadaşlar. Hem pay kısmında hem payda kısmında A2 verildiği için hepsini A2'ye benzetmeye çalışacağım. A6'yı 6 ile 2 arasında 4 fark olduğu için A2 çarpı R üzeri 4 olarak yaz yazıyorum. Yandaki A2'yi aynen alacağım. Bunu da A2 çarpı 1 gibi düşünelim. Alt tarafa geldiğimizde A4'ü 4 ile 2 arasında 2 fark olduğu için A2 çarpı R kare diye yazıyorum. Bunun karesini alacağım. Eksi burası zaten A2'nin karesi olarak geliyor. E, pay kısmını A2 parantezine aldığımızda R üzeri 4 eksi 1'in geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Paydaya baktığımızda şurası bize aslında A2'nin karesi çarpı R karenin karesinden R üzeri 4'ü verir. Burada da A2'nin karesinin yanında bir 1 çarpanı olduğunu düşünürsek A2 2'nin karesi parantezini alabiliriz. O zaman buraya A2'nin karesi yazıyorum. Buradan R üzeri 4'ün geldiğini görüyorum. Buradan da yine eksi 1 geliyor. R üzeri 4 eksi 1'ler birbirini götürdüğünde A2'leri de sadeleştirirsek pay kısmında bir payda kısmında A2 kalacaktır. 1 bölü A2 1 bölü 4 ise a de içler dışlar çarpımından 4 olarak gelmiş olur. E, neyi bulmaya çalışıyoruz? A4'ü bulmaya çalışıyoruz. E, şunu hatırlayalım. Geometrik dizimizde A2 A3 ve A4'ü yazdığımızda A3, A2 ve A4'ün ortancası olduğu için A2 ile A4'ün çarpımı bize A3'ün neyini verecektir? Karesini. E A3 12 idi. Karesinden 144 gelmiş olur. a 2de de biz 4 bulduk. O zaman 4 tane A4 144 ise A4'ün de 36 olması gerekir. 4 kere 36 bize 144'ü verecektir. Aradığımız A4 değeri 36 olarak bulunmuştur. Doğru cevabımız D şıkkı gelmiştir arkadaşlar. A18'i bulmaya çalışıyoruz. En yerine 18'i aldığımızda çember içinde 18'i incelememiz gerekiyor. Bu bizi 18 sayısının en büyük tek tam sayı bölümüne götürecektir. Bunun da 9 geldiğini söyleyebiliriz. 9 sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için üst taraftaki işlemi uygularız. Bu da bize çember içinde 18 ki biz bunu 9 olarak hesaplamıştık. 9 artı bir de yandaki 2'den kaçı vermiş olur? 11'i vermiş olur. Demek ki A18'imiz burada 11 olarak gelmiştir. Hemen A12'ye bir bakalım. Burada da N yerine 12 alıyoruz. Çember içinde 12'ye bakacağız. 12'nin en büyük tek tam sayı böleni kaç olarak gelecektir? 3 olarak gelecektir. E, 3 sayısının 4 ile bölümünden kalan 3 olduğu için bu sefer alt tarafa odaklanırız. Çember içinde 12 zaten 3 olarak bulunmuştu. 3'ten de 1 çıkarttığımızda burada 2'ye ulaştığımızı görüyoruz. Yani A12 de bize 2'yi vermiştir. 11'den 2'yi çıkartırsak 9'a ulaşırız. Doğru cevabımız burada D şıkkıdır arkadaşlar. Aslında dikkatlice 1'den 6'ya kadar n'lerimizi yazarak sonuca tane tane ilerleyerek gidebiliriz. Ama bence burada şunu fark etmemiz gerekiyor. Ben burada a n artı 1'i biraz düzenleyeceğim. Şuradaki a n'i bir tane a n gibi düşünelim. Yan taraftan da eksi 1 üzeri n bölü 2 çarpı a n gelmiş olsun. Ben burayı a n parantezine aldığımda a n çarpı şuradan 1 gelir. Buradan da şu kısım gelecektir. Yani eksi 1 üzeri n bölü 2 gelmiş olacak olacaktır. Tabii biz dizilerde en yerine pozitif tam sayılar yazıyoruz. Eğer biz buraya bir çift sayı yazarsak eksi 1'in çift kuvveti bizi 1'e götürür. Burası 1 bölü 2 yapar. 1 artı 1 bölü 2'den de 3 bölü 2'ye ulaşmış oluruz. Ama eğer en yerine tek bir sayı gelirse eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 yapar. Burası eksi 1 bölü 2 gelir. 1 eksi 1 bölü 2'den de bu sefer kaça ulaşmış oluyoruz aslında? Ee, 1 bölü 2'ye ulaşmış oluyoruz. Yani en yerine çift sayı yazdığımızda a n'i aslında 3 bölü 2 ile çarpıyoruz. Ama tek Tek sayı yazdığımızda AN'i 1 bölü 2 ile ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. Mesela biz burada şimdi... A n artı 1'i bulmaya çalışacağız. Ee, pardon A n artı 1 bize verilmiş ya. A n'i kullanarak A n artı 1'i bulacağız. Şimdi A 1, A 6 verilmiş. Kaça geçmemiz isteniyor? A 1'e geçmemiz isteniyor. N yerine 5 yazdığımızda A 6 eşittir. A 5 çarpı kaç gelecek? Tek bir sayı yazdığımız için 1 bölü 2 gelecek. Ama biz burada A 5'e hesaplamak için N yerine 4 yazdığımızda buraya A 4 çarpı çift sayı yazdığımız için 3 bölü 2 gelmiş olacak. Bir 1 bölü 2 bir 3 bölü 2 diye devam edeceğiz. O zaman buraya A4 eşittir dediğimizde A3 çarpı 1 bölü 2 gelecek. A3 eşittir dediğimizde A2 çarpı 3 bölü 2. Son olarak A2 eşittir dediğimizde A1 çarpı neyin geleceğini söyleyebiliriz? 1 bölü 2'nin geleceğini söyleyebiliriz. Bunları taraf tarafa çarparsak A5'ler, A4'ler, A3'ler, A2'ler birbirini götürür. Burada A6 kalır o da zaten 9'dur eşittir. Karşı tarafta A1 kalır çarpı yanına da 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 gelir. Burada e, üst tarafa baktığımızda 3'ün karesi geliyor. Alt tarafta ise 2'nin 5. kuvveti geliyor. 3'ün karesi 9'dur. Bunlar gider burada 1 kalır. O zaman 1 eşittir. A1 bölü 2 üzeri 5 yani 32 elde ederiz. İçler dışlardan da A1'imiz 32 çarpı 1 yani 32 gelecektir. O zaman doğru cevabımızın D şıkkı 32 olması gerekir. Elimizde her bir terimi pozitif olan, ortak çarpanı da R olan bir AN geometrik dizisi var. Biz A1'i eksi 1 bölü 2 artı R olarak yazmışız. A1 de bu dizinin bir terimi ve o da pozitif olmalı. Yani eksi 1 bölü 2 artı R'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Eksi 1 bölü 2'yi karşıya gönderirsek R'miz de 1 bölü 2'den büyük olarak yani pozitif bir değer olarak gelecektir. Ee, elimizdeki geometrik dizide A7, A5 ve A3'ü ben A1 cinsinden yazmak istiyorum ortak ortak çarpan R olduğu için A7'yi A1 çarpı R üzeri 6 olarak yazabiliriz. Eşittir. E, A1, A5'i A1 çarpı R üzeri 4 olarak yazacağız. 12'yi de A3'te çarpıyoruz. A3'te A1 çarpı R'nin karesi olarak gelecektir. Sol tarafı A1 çarpı R'nin karesi çarpı R üzeri 4 olarak düzenliyorum. Ve sağ tarafı da A1 çarpı R kare parantezine alıyorum. Buradan R'nin karesi kalır. Buradan da 12'nin kalacağını görüyoruz. Biz burada tüm terimlerimiz pozitif geldiği için A1'leri sadeleştirebiliriz. A1'lerimiz pozitiftir. Dolayısıyla sıfırdan farklı ve sadeleştirme olabilir. R'nin de pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki R karelerimiz de sadeleştirmiş oluruz. Elimizde R üzeri 4 eşittir. R'nin karesi artı 12 kalmış olur. Çarpanlara ayırma yapacağız. Ben R kareye X demek istiyorum. O zaman R üzeri 4 X kare olarak gelir. E, eşitliğimiz X kare eşittir. X artı 12 olacaktır. Hepsini aynı tarafa toplarsak X kare eksi X eksi 12 eşittir 0 elde ederiz. Çarpanlar ayırma yaptığımızda x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0 gelecektir. Burayı 0 yapan x değerlerinden biri 4 bir diğeri ise eksi 3'tür. x'i re kare olarak almıştık. r kare eşittir eksi 3 ya da r kare eşittir 4 olabilir. Tabi r kare eşittir eksi 3 olursa r'miz karmaşık sayı gelir. Onu almayacağız. r'mizin 1 bölü 2'den büyük pozitif bir değer olduğunu biliyoruz. r kare 4 ise r'miz artı eksi 2 gelir. 1 bölü 2'den büyük olacağı için r'mizi burada artı 2 olarak almamız gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman R'miz artı 2. A1'i hemen hesaplayalım. A1 eşittir. Eksi 1 bölü 2 artı 2 gelir. Bu da bize 3 bölü 2'yi verecektir. A1'den A8'e geçiş yapacağız. Geometrik dizimizde A8'i A1 çarpı R üzeri 7 olarak yazabiliriz. A1 3 bölü 2. R'miz 2'de. 2'nin 7. kuvvetini buraya yazacağız. E, 2'nin 7. kuvvetini 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 6 olarak yazmak istiyorum. Şu ikiler birbirini götürmüş olur. 2 üzeri 6 bize 64'ü verir. 64 çarpı 3'ten de 192'yi A8 olarak buluruz ve doğru cevabımızı B şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar.